Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kışlık hazırlıklarından ayvar sosu tarifi sizlere vereceğim. Bu lezzeti meze olarak et yemeklerinin yanında, sabah kahvaltılarında birçok yemeğin yanında kullanabilirsiniz. Evet, burada da görmüş olduğunuz tarifleri arkadaşlar diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Emek olmadan yemek olmuyor maalesef. Bunun için yazın yaptığımız bu hazırlıkları kışın afiyetle tüketeceğiz inşallah. Evet, ayvarımız için arkadaşlar patlıcan ve biberleri önceden közleyeceğiz. Ben yaklaşık 10 kilo patlıcan közledim. Bu patlıcanların tamamını ama ayvar tarifinde kullanmayacağım. Farklı tarifler hazırladım. Videomun başında da gördüğünüz gibi söylemiştim. O tariflerini de diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Öncelikle patlıcanımızı közleyeceğiz. Birkaç yerinden bıçakla çizikler atacağız. Ve közde dört tarafını birden güzelce közleyeceğiz. Evet, video çekimi de yaptığımız için elim islenmemesi için ben bıçak ve çatal yardımıyla közlenmiş patlıcanlarımı güzelce temizledim. Eşimin yardımıyla da kısa bir sürede patlıcanlarımızı güzelce temizledik. Patlıcanın cinsini Boston patlıcanı kullandım. Bu cins patlıcan daha çok etli oluyor. Ayrıca közlemesi de çabuk bitiyor. Eğer küçük patlıcan kullanırsanız dışı çok yanacak ve iç harcı etli kısmı az kalacaktır. Bunun için bu cins patlıcan kullanmaya özen gösterin. Evet, nasıl temizliyoruz? Önce 2'ye, daha sonra 4'e ve yana çevirerek çatal yardımıyla bıçak ile birlikte bu şekilde içini temizliyorum. Gördüğünüz gibi çok da güzel patlıcanlar közlendi. Aynı şekilde kırmızı, sarı ve yeşil biberlerimizi közlüyoruz ve temizliyoruz. Çekirdeklerinden çıkartıyoruz ve közlenmiş kabuklarını temizliyoruz. Malzeme listesini arkadaşlar ben yaptığım şekilde sizlere vereceğim. Sizler dilerseniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Temizlenmiş halde 1800 gram patlıcan kullandım. 1 kilo közlenmiş kırmızı biber, 600 gram közlenmemiş kırmızı biber, 500-600 gram arası soğan, 550 gram domates, yarım çay bardak sirke, 5-6 tane defne yaprağı, iri kaya tuzu damak tadına göre, yarım çay kaşığı limon tuzu, yarım çay kaşık karabiber. Evet, kullandığım ölçüler bu şekilde arkadaşlar. Sizler dediğim gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sizlerin bu şekilde bir aletiniz, robotunuz olmadığı için alternatif olarak kıyma çekme makineniz varsa arkadaşlar ince çekme kısmında bütün sebzeleri, soğanı, patlıcanı, biberleri, közlenmiş ve közlenmemiş kırmızı, sarı, yeşil biberlerin hepsini çekelim. Ben sizlere göstermek için et makinesinde de biberleri çektim ince ayarında. Bir kere bir çekimlik arkadaşlar. Daha sonra tencereme yağ olarak arkadaşlar mutlaka zeytinyağı kullanalım veya koza yağı kullanalım. Kesinlikle sıvı yağ kullanmıyoruz burada. 500 gram koza yağı kullandım. Tencereme yağ aldım. Öncelikle şişenin yarısını ilave ettim. Daha sonra soğanları robotumda hafif irik kalacak şekilde çektim. Onları kısa bir süre kavurduktan sonra et kıyma makinamda çektiğim biberleri ekledim. Daha sonra defne yapraklarını da ekleyip şöyle kısa bir süre kavurmaya bıraktım. Evet, yaklaşık bir 10 dakika kadar bu şekilde kaynattım orta ateşte. Daha sonra
Mutfak robotumda kısa bir süre geçirdiğim patlıcanları da ekledim. Patlıcanların suyu ile birlikte ekliyoruz arkadaşlar. Suyunu kesinlikle atmıyoruz. Domatesleri rondodan kabukları ile birlikte püre haline getirdim. Ve sosuma ilave ettim. Kaynamaya bıraktım. Evet. 3-4 tane diş sarımsağı da ezelim bu şekilde. Sosumuza ilave edelim. Yarım çay kaşığı limon tuzu, yaklaşık bir çay kaşığı kadar karabiber, damak tadına göre ayarlayın arkadaşlar. 2-3 yemek kaşığı kadar iri kaya tuzu, bunları da ekleyelim, karıştıralım. Yaklaşık yarım çay bardağı elma sirkesi kullandım. Dilerseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Ben çok katı bir kıvam istemediğim için kıvamını bu şekilde hafif sulu bıraktım. Sizler dilerseniz daha çok kaynatarak kıvamını koyulaştırabilirsiniz. Bu esnada mikserden geçirmiyorum arkadaşlar. Biraz iri tanelerinin kalmasını istiyorum. Bu yüzden zaten et makinesinde çekiyoruz. Püre halde istemediğimiz için biraz iri taneleri gelsin istiyoruz. Evet, sıcak halde kavanozlara sosumu payettim. Ve sıcak halde kavanozlarımın kapağını kapattım. Dilerseniz ters çevirebilirsiniz. Ters çevirmeden de vakumlama işlemi yetecektir arkadaşlar. İçerisinin sıcağı kapağı vakumlayacaktır sabaha kadar. Ben daha sonra büyük kavanozları tekrardan boşalttım ve küçük kavanozlara doldurdum. Çünkü açtıktan sonra tüketmek lazım. 3-5 gün içerisinde, en fazla bir hafta içerisinde. Biz de küçük bir aile olduğumuz için bitiremeyiz, bozulmasın diye. Daha sonra küçük kavanozlara aktardım. Onu da videomun sonunda sizlere göstereceğim. Evet, közlenmiş patlıcan konserve tarifimi, derin dondurucuda közlenmiş salata tarifimi diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Közlenmiş patlıcan sosu ayvar tarifimizi arkadaşlar, dilerseniz bu şekilde ekmeğe sürerek, dilerseniz et yemeklerinin yanında meze olarak kullanabilirsiniz. Müthiş lezzetli oldu. Şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten bu emeğe değer diyorum arkadaşlar. Evet, burada da gördüğünüz gibi daha sonra büyük kavanozları boşaltıp tekrar tencerede kaynattım ve küçük kavanozlarıma doldurdum. Tekrardan farklı bir ayver tarifi yaptım. Lutenissa tarifi arkadaşlar. Bu tarifi de diğer videolarımda paylaşacağım. Lütfen abone olup takipte kalın derim.
Bir yayınımızın sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Farklı tariflerde bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.